Merhaba arkadaşlar. MacOS cihazlardaki güncelleme sonrası şu görmüş olduğunuz hata ekranına düşen arkadaşlarım için çözüm videosudur bu. Bu ekranda bakın buradaki hata ekranlı alanlar için anlatıyoruz bunu. Güncelleme sonrası bu sorunu yaşarsınız. Bakın hedef disk modu yazdım. Yazan yeri tıkladım. Yeniden başlata basıyoruz. Siz de bu şekilde yapın. Alt tuşu var. Yeniden başlata basar basmaz. Alt tuşuna basılı tutacaksınız bu ekranda. Klavyenizdeki alt tuşuna basılı tutuyorsunuz. Karşınıza hard disk boot seçenekleri gelecek. Cihazında bir tek hard disk var. Macintosh'un verilerinin olduğu hard disk görüyorsunuz. Altında veriler yazıyor. Hard disk Macintosh. Buradaki seçeneği işaretliyorum. Bu hard disk'i seçip tıklıyorum sadece. Ve benim güncelleme hatasına düşmeden önceki açılabilecek durumdaki şekilde Mac'im şu anda açılıyor. Ardından şifremi girdikten sonra verilerimi, bilgilerimi bu şekilde ulaşabiliyorum. Ne yaptık? Yeniden başlatıp tıkladık oradaki hedef diskten. Alt tuşuna bastık. Verilerin olduğu hard disk seçtim ve şu anda bilgisayarım şifre ekranına geldi. Peki bunu kalıcı olarak nasıl düzelteceğiz? Şöyle yapın. Bilgisayarımız açıldıktan sonra elma menüsüne tıklıyorsunuz. Bu Mac hakkında yazan yere tıklıyorsunuz. Burada yazılım güncelleme yazan yeri tıklayın. Buradaki yazılımları hemen aşağıda Mac'imi otomatik olarak güncelle yazıyorum. Bakın gördünüz mü? Orayı seçili haldeyse kaldırın. Daha sonra ileri düzey deyin. Buradaki seçili olan bütün kutucukları iptal edin. Hepsi boş olsun. Ayrıca ayarlara tıklayın. Ayarlardaki başlangıç diski yazan yere tıklayın. Buradaki bir tane diskimiz var. Burada eğer birden fazla disk varsa kilidi açtıktan sonra o diskimizi seçip o diskimizi de yeniden başlat seçili haldeyken yeniden başlat dediğinizde bir de aşağıda menüde MacOS'un şeyle update ile ilgili bir program varsa onu da kaldıracaksınız tabii ki. Seçtik diskimizi yeniden başlat dedikten sonra artık bilgisayarım normal bir şekilde eskisi gibi başlayacaktır. Kolay gelsin.